iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünnetlerinden olan itikafı yerine getirmek için Ramazan ayının son 10 gününde çok sayıda kişi ibadet için camilere akın ediyor. İtikaf ibadeti Ramazan ayına has ibadetlerden birisidir. İtikaf, akıl sağlığı yerinde olan ve buluğa ermiş bir Müslümanın namaz kılınan mescit veya camilerde bir süreliğine ibadet maksadıyla durmasını ifade eder. Ve Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da son 10 gününde mescitte itikafa girerdi. Evinden uzaklaşır, hayatını mescitte devam ettirirdi. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etmek isteyenler Kur'an-ı Kerim okuyup tesbihatta bulunacak. İtikafa girenler zaruri ihtiyaçları dışında camiden çıkmayacak. İtikaf ibadetinde zaruri ihtiyaçlar dışında mescitten dışarıya çıkılmaz. Tuvalet, abdest ihtiyacı, gusül ihtiyacı için ancak çıkılabilir. Caminin içerisinde bütün ihtiyaçlarını görür, yeme, içme, yatma ihtiyaçlarını orada görür ve tamamen ibadetle meşgul olur. Kur'an okur, tesbih çeker, istiğfar eder, namaz kılar, kaza namazı kılar, vakit namazlarını orada kılar, cemaatte kılar. Dünyadan kopup Allah'la baş başa kalmanın yaşandığı bir zaman dilimidir itikaf ibadeti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ramazan ayının en önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Konya genelinde 647 cami hazırlandı. Konya'mızda itikaf ibadeti için bütün camilerimiz hazır hale geldi. Sayı olarak şunu söyleyeyim, 3 merkez ilçemizde 61 camimiz ve toplamda 31 ilçemizde ise 647 camimiz itikaf için hazır hale geldi. Konya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, itikafa girecek olanların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı. İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz müftülüklere müracaat edecekler. Müftülüklerimizde kaymakamlıklardan izin alarak o insanların kimlik bilgileriyle o itikafa müsaade alacaklar ve camilere girecekler. Bu sene hem sağlık sebepleriyle hem belki başka sebeplerle bir camide en fazla 5 kişi itikafa girebilecek. 5 kişi dolduğu zaman başka camiye itikafa girmesi sağlanacak. Bu itikafa girmek isteyen kardeşlerimiz mutlaka içinde bulunduğu ilçenin müftülüğüne müracaat ederek bu ibadet için dilekçesini vermesi gerekiyor.